İslam ve Hristiyan dünyalarının karşılaşması, iki dünya görüşünün alan paylaşımı gibi görünse de, tetikleyici nedenler arasında siyaset ve iktidar mücadeleleri vardı. Var olmanın ön koşulu, bir öteki oluşturmak, korku ve önyargı taşıyan söylemlerle bu oluşumu güçlendirmek ve ardından oluşan ve öteki olarak kabul görülene karşı cepheler açarak mücadele etmek. Haçlı seferleri bilinçlere doğrunun yanlışa, inananın inançsıza karşı haklı mücadelesi şeklinde tezahür etmişti. Bugün, halen asırlar önce oluşan bu altyapının kalıntılarını Avrupa'da ve İslam dünyasında görmekteyiz. Oysa İslam ve Hristiyanlığın buluştuğu bölgeler ve oluşturdukları medeniyetler halen örnek gösterilmektedir. Endülüs Emevi Devleti'nin başlattığı süreç, asırlar boyunca barış, refah, huzur sağlamış ve birlikte yaşama kültürüne kaçınılmaz bir test sunmuştur. Granada'da Elhamra Sarayı ve Kurtuba'da Meskita, bugün halen ilgi ve beğeniyle ziyaret edilen Avrupa'nın en gözde mekanları arasındadır. Avrupa'da barışın sembolü olacak Saraybosna kenti, acılı tarihine rağmen farklı kiliseleri, camileri ve havraları bağrına basabilmiştir. Mostar'da yıkılan köprü, insaf sahibi her dünya insanının içini burkarken, bir nehrin iki yakasını değil, aynı topraklara ait iki inancı birbirine bağlıyordu. Bu şehirler konuşuyorlar diyor şair, fısıldıyor sokaklarından geçen yolculara, bir tarihi anlatıyor. Bilinmesi gereken, hafızalardan silinmeyecek bir tarih. Saldırı altında kalan bu şehirlerde kimlere hedef alınıyordu? Tepelere dikilen haçlar kimleri hedef gösteriyordu? Müslüman toplulukların Avrupa ile tanışması yeni değildir. Ve sıradan değildir Avrupa'nın güçlenmesi için dökülen Müslüman terleri. Gitmek, terk etmek ve geri dönmemek, gurbetçi olmak, Almancı olmak, göçmen olmak doğuştan doğal süreçler değildir. Verilen emekler, yeni hayatlar, taze umutlar zorunlu olarak dışlanmaya ve hor görülmeye dönüşmemeliydi. Hazırlıksız yakalanan devletler ve topluluklar, insanların eşyalar olmadıklarını anlayana kadar haklar ihlal ediliyordu. Birileri şehirlerin banliyölerine itiliyordu, kenar mahalleli oluyorlardı, yabancılaştırılıyor ve öteki oluyorlardı. Dışlanan kitleler suçlanan kitlelere dönüşürken, çoğunluk tarafından oluşturulan entegrasyon politikalarına sağlanamayan uyum, nedeniyle de şüpheli haline geliyordu. Temel hak ve özgürlükler artık garanti değildi. Kimdi hedef alınanlar? Kimdi bu ötekiler? Ve bir milat. 11 Eylül terörü yüzlerce cana kıyarken, İkiz Kuleler de Müslüman topluluklar üzerine yıkılıyordu. Artık, topyekün suçlamalar, İslam-terör bağlantısı ve azınlık oldukları her toplumun içinde potansiyel suçlu olarak gösterilen bu kitleler. İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığı, kısa adıyla İslamofobi, bir kültürel teröre dönüşmektedir. Müslümanların görünürlükleri, ibadetleri, giyimleri ve benzer ihtiyaçları tehdit unsuru olarak gösterilerek yeni korkuların inşasına malzeme yapılabiliyor. Yine dışlama ama yeni bir dışlama. Hedefte olanlar artık etnik farklılıklarından dolayı değil, İslam inancına ait olmaktan yargılanıyorlar. Normalleşen ve kurumsallaşan nefret söylemleri ve suçları, aşırı sağcı, ırkçı ve İslam düşmanı yeni hareketler veya bireysel eylemcilerin devreye geçmesini sağlamaktadır. Artık saldırı normalleşmiştir. Breivik kimi, kimleri hedef almıştır? Evrensel değerlere sahip çıkmak isteyen Müslümanlar, kendi medeniyet kodlarını da ekleyerek yeni bir Avrupa için harekete geçmektedirler. Avrupa demokrasilerinin geleceği, Müslüman toplulukların geleceğine endekslidir.
karar vakti gelmiştir.